Ağzından en sert ne duydun? Hiç küfür etmez. Küfür önemli değil. Bazen ağır bir cümle edersin, küfürden beterdir. Geri zekalı salak falan. Çok nadir o da. O kadar. Hiç demem bile. Çok yani. Uğraştım küfür ettirmeye. Evet. Çok Allah. Ya, muhabbet kuşun bu kız? Niye küfür öğretiyor ya? Çok... Konuşma kadar dilek. Piç piç. Ya bazı ortamlarda mesela böyle hani argo şeyler olur. Böyle... Espri oluyor, anlamıyorum. Deyim gibi, atsız gibi böyle argo şeyler olur ya. Onları falan hiçbirini anlamıyor. Dedim bari onları bil. Bana küfür öğretti. Ne oluyor mesela ortamda anlamadığı ne öğretti? Elin soğuk mesela. Elin soğuk diyor. Yani herkes işte... gülüyor şey yapıyor. Hadi anlamadın mı? Elin soğuk. Ben de anlamadım şu an. Elin soğuk ne lan? Neydi o? Ha. Buraya geldi bir ilişki testi. Elin buz gibi kıçın karpuz gibiye kadar düştük mü şu an? Ayrıca elin soğuk değil o yani. Buz gibi olsa biz de bilirdik. O kadar. Var mı Ecan? İyi. İyi. Valla. Sıkıntı. İyi tamam. Senin saçların da öyle bir değişik. Değil mi? Gür gibi ama değil gibi de böyle. Gibi. Takma mı da bu? İnce saçlı gür. Gür. Şey mi bir peruk mu bu? Yok değil. Böyle Erol Evgin gibi bir hal yok çocuğun yani. Değil mi böyle? Pandemi de sıfıra vurdum. Ondan sonra böyle olmaya başladım. Sen mi vurdun sıfıra? Tabii. Dur lan bölüme başladık. Konuşuruz onda çocuk. ne yaptınız? Nasıl zor oldu mu yani? Hanımlar, beyler, hello! Bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi Ankara'da alkışlarla başlıyor. Canlarım benim be. Hadi hep beraber la la la. Ne anladın Birsel? Böyle mi? Yavrum bunlar tarikat mı? Hiç izlemeden gelen var mı? Beni birileri getirdi diyen. Vallahi siz nereden duydunuz? Oğlunuz. Ay ben tanışalım mı? Ziya Tatlısı bir abla var orada. Mikrofonlar takılırken Tamer ve Dili. Kim getirdi buraya oğlum size? Oğlum getirdi. Kız arkadaşıyla gelecekti. Kız arkadaşı İstanbul'a gidince. Hocam utanmıyor musun ikinci alternatif ananı getirmeye? Ben üçüncü alternatif ablasına. Gerçekten. Abla da mı gelmedi? Neden? Onun ufak çocuğu var. Hastalandı, gelemedi. Aa, torun var. Allah evet, bağışlasın. Torun. Öyle olunca hadi dedi. Ne dedim. Güzel. Güzel hiç oldu. Hiç izlemedin evet. Bizi daha önce. Hiç izlemedim. Ne güzel. Ya ben... İyi valla zehirlenmemişsin yani, abi. Evet güzel. Şey, bir ufak bir ruh. Televizyon izlemeye bile fırsatım olmuyor zaten. Yaşa evet. Ne iş yapıyorsun ablacığım? Vallahi evdeyim. Şu an çalışmıyorum. Daha önce? Bebek bakıyordum. Aa ne güzel. Evet. Harika. Eşiniz? Ayrıyım. Ayrısınız. Evet. İyi lan. Şendul. Rahatım. Ankara. İyisin ha. Vallahi. Evet. Ne kadar oldu ayrılığı? 17 yıl. 17 sene. Evet. Senin nefis bir hayatın olmuş. Çok. Çok özeniyorlar. Gerçekten. Ben de özledim şu an yani. Ne güzel. Harika evet. Bir enerjin var bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsminiz ne? Birsen. Birsen. Ha, evet. Birsen Hanım çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yayınlayabilir miyiz buraları? Olur. Ha, tamam. Bak yarım saat de Caycan gibi ha. Oğlana deyip söyle şunu yayınlamasın ha. Eski eş filan dedik babam babanı izler. Ver bakayım çocuğa. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Birsen'cim. Merhaba. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim siz nasılsınız? Anlat bakayım bu süreci. İlk kimle gelecektin? Vallahi ilk kız arkadaşımla gelecektim. İstanbul'a gitti. Bıraktı beni. Ablan ne dedi? Sonra ablama dedim. O da çocuğu hastaymış. Bahane buldu. Gelmedi. En son buna kaldık. Annem peki en son ne oldu? Buna geldik ha? Aynen yapacak bir annen şey yok. Annem bu diyor şu an. Aynen. Aynen mi? Bak bir sene abla seni bir döveriz burada. İlk anneni çağırdığında ne dedi? Ya bak izleyeyim dedi. Biraz açtım. Sonra kapattırdı videoyu. Müzik açtırdı. Müzik başladı. Ver bakayım bir sene geri. Bir seneciğim demek ki yalanlarını ne yapacağız? Şimdi bizi bölümü açmış, kapattırmışsın. Doğru mu? Arabadaydık. Tamam. Dedim, aç bakayım neymiş dedim. Yani çok bir şey anlayamadım. Kapat ya dedim. Anlayamadın mı? Kapat ya mı dedim. Evet. Anladım. Ben size 300 lira vereyim gidin. Ayaklarınıza sağlık. Yok teşekkür ederim. Şu an keyif alıyorum. Sağ olun. Allah'a çok şükür. Allah razı olsun. Tamam. Sağ. Buraları yayınlarım hepsini. Yayınlayın. Sıkıntı yok. Bak senin sesin bir değişik. Alkış bir sen ablamıza. İyi akşamlar kardeşimize. Sevgili Dilek, sevgili Tamer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek'ciğim senle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişkin? 9. 9 sene. Tanıştığınız o an.
2012 Nisan'da hazırlıkta aynı sınıftaydık. Tamam. Tamer bir laf attı. Hani sürekli tiyatroya gidiyorsun da hani bir daha... İngilizce bir laf attı hazırlık ya. Hiç böyle kimseyle de konuşan bir insan değildi. Çok sessiz sakindi. Hani bir laf attı hani yapalım mı diye. Hani beni de bir davet et. Herkesi davet ediyorsun. Sinemaya gelelim diye. Yani broşür var. Yani film festivali. Herkes gidiyor. Yarım saat önce gidip bilet alıyorsun. Gel bir gün dedim. Öyle birlikte şey yapıyor. O şekilde tanıştık yani. Laf nereye gittiniz? Yani. Hangi filme? Ya bu üniversitelerin içinde şey oluyor. Film festivalleri falan oluyor. Tamam. Arkadaşlarıyla gidecektim normalde. Ben de çok çekingen bir insanım. Çok fazla böyle söylemem. Hala da öyleyim de. Öyle bir gaza geldim o gün. Öyle söyledim. O da kabul etti. Ondan sonra gittik. Kabul ben ediyorum. De arkadaşları gelecek diye kendi bir tane arkadaşımı çağırdım. Hala da görüşürüm kendisiyle. Sonra neyse gittik. Ben arkadaşım. Baktım Dilek tek. Şimdi çocuk. Çocuk mu? Benim arkadaşım var erkek. Hakan diye arkadaşım. Ben 7 kişilik grupla gidecektim. Bir geldi tek başıma bekliyorum. Ayak yaptım sanmışlar. Hani ben görüşmek de, istiyorum hatta da. Hatta Hakan da dedi ki oğlum dedi acaba hani seninle tek başına buluşmak istiyordu da öyle bir şey mi var? Beni niye çağırdın falan filan da çocuk da kendi kötü hissetti yani. Böyle üçümüz baş başa. İlk buluşma. Üçümüz baş başa cümleye bak. Hakan ortaya mı oturdu? Yok benim yanıma oturdu da. Senin yanına bu tarafta Dilek. Yedi aynen. Kişi ekti beni. Tamam. Yani yedi kişi bir aynı. Baya sevilen bir siması belli ki Ankara'da. Peki o gün eski bir flörtleşme oldu mu? O gün olmadı yok. Ya. Hatta bizim flörtleşme olayı çok uzun süre olmadı. Ya. Yani görüştük ama uzun tamam. Süre olmadı. Tamam. Ne zaman oldu ilk flört? Yine vallahi. Laf attı. Ben senden daha yüksek puan alacağım. Alırsam da sen bana şey dedi. Yemek ısmarlayacaksın. Aşırı gıcık olma belli edemem şey derim ya. Anlamadım falan diyorum. İddiaya kendi kendine giriyor. Sonra kaybetmiş. Geldi bir de onu söyledi. Sen benden yüksek almışsın. Kuru geçmişsin. Ha, tamam dedim. O zaman yemeğe çıkacağız. Hani ben sana yemek ısmarlayacağım. Şey falan diyorum hani orada güzel çikolata al bir tane. Onunla ödeşelim falan diyorum ama ısrarla şey yapıyor böyle. Hani bir kere söyledi, iki kere, üç kere, dördüncü sen tam çıkalım hadi. Yemeğe diye ilk flörtleşme. Orada bir elimi hani hatta şey yaptı böyle. Güya telefonu alıyormuş gibi. Elimi tuttu. O şey, sen niye böyle 1970'lerden? Senin tipin de öyle, halin, tavrın da öyle yani. Değil mi? 1974'te konuşuyorum şu an karşımda. Çok spontane gelişen. Tuttun mu elini o gün hocam? Ya tutma gibi de değildi. Hani o telefon uzandırken ben de uzandım böyle. Çektim zaten ne yapıyor böyle. Diye. Tamam. Hafif bir kıvılcım falan böyle. Orada başladı ama hani ben de acaba... Şey, öyle mi? Bana şey dediler, çok sessiz bir çocuk. Tabii hayatta bu tarz oldu. Bir adım atmaz dediler. Yok filan diyorum, konduramıyorum. Diyorum ki saçma sapan iddiaya giriyor. Kendi kendine şey diyorum, sinemaya dahil ediyor. Hiç şey, teklif de yok, kendi grubu da var. Benim hayatım boyunca hani Dilek'le tanışmadan önceye kadar yani iki tane, üç tanedir samimi kız arkadaşım. Çok öyle görüşmem de yani kızlarla falan. Bir de hiç o gün nasıl yaptım onu bilmiyorum. Hareketlere bak, bu abi. İlk ilişkisi, bir de ben korktum. Kim kimi öptü? Tamer öpmüştür herhalde ama hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar ilişki testine geldiğinizde rica ederim bunu bir hatırlayın ya. İkimiz beraber öptük ya. İnşallah Hakan yoktur konunun içinde şu an. Abi senin tam böyle matematiğin tam iyi değil. Tam bilmiyorsun. Üç kişi baş başa. İşte İkimiz beraber öptük. Eskişehir'de Luna Park vardı. Böyle şu an daha şu an aktif değil de. Oraya gitmiştik işte orada ilk elimi omzuna atıp orada işte. Orada öptü evet. Ne, şeyde ama mi? Geldi yani ilk adım benden yok, geldi. Yok yürürken hani böyle şey yağmur yağıyordu şemsiyeyi. Bayağı gerçekten 70'ler gibi oldu. Tabii 70'lerin adamı olunca. Tamam. Bu da güzel. Attı. Ya verdim mi montunu sana? Vermedi ya. Hayır. Verdim. Ha lütfen. Tamam ceketi vardı. Tabii mont değil ama şey dedi. Belki Hakan'a vermiştir montu belli olmaz. O da vardı bu arada. Az sokakçam. Ya bu hikayelerde hep bir üçüncü oluyor ve gitmiyor. Siktir git artık. İlk flörtöz buluşmada. Gıcık olduğun bir şey yaptı mı hocam? Ya çok aşırı çekingendi. Yani o biraz açıkçası beni şey yaptı. Hani acaba dedim ters... Yani ben de ilk defa, benim ilk kişi zaten. İlk sevgilim, ilk. Başka da olmadı şimdiye kadar. Hani gerçekten mi? Ben mi bilmiyorum şeyi. Yaşın kaçtı? 22, 21 falan. Tamam. 22 yaşında falan işte o zaman. Ben dedim acaba ben mi bilmiyorum? Hani yapılması gereken bir şey mi var falan böyle. Ben... Ne olabilir yapılması gereken? Yani ne bileyim hani bilmiyorum. Lan acaba bir donumu indirsem şu an yanlış mı olur? Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı? Ben. Tamam. Abi tabii yılların birikmesiyle. Normal şu anda da durman büyük başarı yani senin. Yok ben genelde de öyleyimdir yani. Biraz sat... Yok. Öyle mi? Tabii. Nerede anlıyorsunuz abi dokunmatik olduğunu? Ya çok böyle hani nasıl diyeyim? Böyle yarım saat, 40 dakikada böyle bir dokunmazsam, öpmezsem, bir böyle sıkmazsam falan, falan çok rahat etmem şey yapar yani. Böyle bir dokunur hani orada mı yani? Ben sert severim yani. Çocuk orijinal. Sert severim. Üçümüz baş başa.
Sert severim. Üçümüz. Biraz acı veririm yani ister istemez. Oğlum sakin tamam. Düğününüz neredeydi hakikaten? Eti Meskut tabii. Eti Meskut tarafında bir tane. İsmini hatırlamıyorum. Bildiğimiz klasik düğünlerden mi? Tabii. Klasik düğün. Gerçi şey eğlenceliydi ya. Çerkez olduğu için biraz arada Çerkez oyunları oldu. Ankara havası oldu. Halay oldu. Herkes şey yapıyor. Aa, her telden var böyle. Çerkez misiniz? Hı-hı. Vallahi. O zaman sen biliyorsun dansmaz. Ne yazık. Sıfır. Ben oynadım. Bizde o görevi abim yapıyor. Ben hiç bilmem. Neden? Hiç oynamadım. Ya ben diyorum ya çok sohbeten öyle ortamlara gelen bir insan değilim. Dansa hayatta etmem zaten. Ben ilk duyduğumda şey dedim. İlişki testine katılmış adam bak. Ben insan sevmiyorum ya. Oğlum 300 kişi var şu an burada. İşte evlendikten sonra açıldı. Açıldı. Tabii tabii. Ortayı bulduk çok değiştim ya. Ben. 180 derece değiştim. Ben bir tık daha az sosyalleştim. O bir tık sosyalleşti. Ortayı bulduk. Onu vallahi. Yakaladık. Çok güzel oldu. Biz klasik merasimler oldu mu? Söz, nişan, düğün. Hepsi oldu. Ne oldu mesela? Ya yani istemeye geldi. Amcam şey dedi. Ya şurada topuzlu bir çocuk geliyor dedi. Ben şey dedim. O değildir amca dedim. Ya geliyorlar elinde de çiçek var. O değildir dedim. Cama gittim. Oymuş dedim. Şey yaptı topuzla mı geldi dedi. Bana dedi ki sorun olur mu? Bence olmaz. Sen öyle mutluysan öyle gel dedim. Babası çok sevmemiş de saç topuzu. Topuz ne oğlum? Saç topuzu. Baya aynı şekilde. Ben topla bak şöyle. Ben normalde topuzlu. Sizin gibi biraz uzun kullanırım da. Tamam. Pandemide kestik işte. Babası kimin çok uzak sevmiyor. Seninki sanki yine benimki kadar da baskılamışı gibi yani. Ya yani özü bir açsa o açılacak. Rapunzel gibi de sanki sıkıştırmış gibi değil mi saçını? Tamam. Topuz yaptın o gün. Ne alacak? İşte şey garipsediler ama ben bir şey demeyince herkese sonra şey dedi. Aa iyi çocukmuş sorun değil falan diye. Klasik istemede şey falan oldu. Ben tuz falan atmadım. İçeri götürdüm ama arkadan atmış yani. Ben kahveyi bıraktım. Üstümü başımı düzelteyim diyene kadar birileri atmış. Çok kızardı. Halının desenlerini bayağı ezberledim dedi. Hiç kafasını kaldırmadı. Neden? Çekindin. Çok tabii. Utandı. Yani... Kim istedi kızı? 30-35 kişi vardı içeride. Amcam istedi. Nasıl istedi? Biliyor muymuş yolu oradan? Tabii de o da hayatında ilk defa. Bizim adetlerde yok mesela. Kız istemez. Çerkezlerde yok. Şey istemez. Baba, amca falan gitmez. Teyze falan gider böyle. Hani ikinci taraf falan böyle gider. Onlar ister. Baba, amca falan bilmiyor. Amcamı da ilk defa. Biraz da çok... O da kıpkırmızı oldu isterken de alıştı. Abiminkinde dün de abimin nişanı vardı. Tokat'ta. 12'nin istedi. Benden biraz tecrübe kazanmış. Şimdi iyi yaptı yani. Durduk yere abisi hakkında da fikir sahibi oldu şu an. Başka bir ilişkiyi de biliyoruz. Tokat'ta dün istemişler kızı. Yani abi senden sonra evlendi. Tabii. Öyle mi? O mesela sıralamaya dikkat etmez mi Çerkezler? Eder. Eder. Siz niye etmez çünkü biz Çerkez değiliz. Hepsi yalan olsa ya. Ya değiliz ki Çerkez. İşte bekledik aslında dediğimiz gibi. Bir iki sene 7. bekledik. 7. yılımızda biz evlendik. Neden beklediniz? Abin evlensin diye. Tabii. Bekleyelim dedi. Ben de çok evliliğe yakın değilim. Tamam bekleyelim dedim. Çok tabii. Ben bahane oldu bana. Ben hatta tamam. Eskişehir'de çalışıyordum. Hadi gel hani düğün falan olacak diye. Yani istifa ettim geldim. Sen bu çocuk için mi geldin Ankara'ya? Evet o Eskişehir'e gelecekti ama ben şey dedim. Oradaki işime doydum ben. Hani Ankara'da bir iş. Ailelerde yakın olsun istiyorum. İki aile de burada. Ben Ankara'ya geleceğim. Şey de yaptı hani başvuruda da bulundu Eskişehir'de. Burasına doydum ben geliyorum dedim ben geldim. Şimdi 7 sene uzun bir süre. Tabii. Romantizm devam mı? Evet. Tabii. Nereden anlıyoruz bunu? Ya çok biz, ben yani kendi adıma konuşayım tabii o kendi söyler söyleyeceğim. Ben de aynı ilk günkü gibi ya hiç değişmedi bir şey yani. Bu mu romantizm? Tabii canım bu bence çok güzel bir şey. Ay tamam tamam oğlum. Netflix'te şey çok genel laf bu. Mesela nereden anlıyoruz romantik olduğunu? Hala jest. Yani tabii, güzel tabii. Sürprizler, böyle kendimizin hazırladığı, ben düzenek falan kuruyordum evde. Ne düzenek kızım? Ya bir şey. Mesela gelecek... gelecek peynir koymuş köşeye. Fare balı mı düzenek kurmuş? Kapağını öyle kapmış. Meğer saçları öyle gitmiş çocuğun, hop! Mesela küçük böyle kendim hani zarf falan hazırlayıp içine bir şeyler koyuyordum. Oyun gibi balonu patlatıyor, içinden harfleri birleştiriyor. Şuraya git, oraya gidiyor. Yapboz çizmiştim, onu bozmuşum. Yapbozu birleştirip arkayı çeviriyor. Dolabı aç bilmem ne oradan. Neye vardı en son? Efe'nin... Sucuk. Saçma sapan sikim sönük bir şeymiş. Sucuk bir tane kanka. Çok kötü bir hediyeydi ya. Vallahi. Bir şey cidden kötü bir şey almışım. O kadar güzel hazırlandım ki orayı düşünmedim. Bulabildin mi bütün etapları geçtin mi hocam? Ama uzun sürdü. Öyle mi? Tabii. Ne kadar sürdü? Çözmek bir de... ay. Çözmek de gerekiyordu biraz. İçeride pastayla bekliyorum. Diyorum ki bir şey mi yanlış yaptım acaba? Balon sesi gelince dedim ki ilk aşamayı bitirdi. Yapboz'da kaldı. Kız da diyor ki... Ya mal mı bu çocuk yani? Daha ilk balon patlamadı. Bir saat oldu ya. Uyumuş herif içeri şekerle mi? Hakan o zaman da vardı bu arada. Evet. Hakan mı? Hakan şu an burada mı? Yok gelmedi. Bir sandalye çekin üçümüz konuşalım. Valla Hakan'a da soralım. Belli ki o da hakim her şeye.
Yani sen bu düzenekleri yaparken sen Hakan'la mı eve girdin? Yardımcı oldu. Belki oldu balonu yani. Hakan patlatmıştı. Ama bilmiyoruz şey ki kim buldu. Ben bir hafta boyunca dedim ki üst arkadaşınız sizi çağırıyor gibi yap. Burada şeyde ev arkadaşı da hani şey dedim. Sürekli Bilal'in sizi çağırdığını söyle bir hafta boyunca ve bir iş bul dedim Hakan. İptal et. O gün de fizik sınavım var ertesi günü. Çantamı yere bıraktım. Hakan çaktırmadan anahtarını atmış. Ben aşağıda çıktım. Yani her şey hazırdı aşağıda. Hakan bahane bulup çıkarttı. Dışarıdan da kilitlediler. Ben açıp girdim. Yine içeriden kilitledim. Hatta şey sandı. Hakan sen mi yaptın? Ne yaptın ya? Filan yapıyor. Eve girdi çünkü bir şeyler var. Uyarı bir şeyleri. Oyunun kuralları var. Hani o da gelince bunları yapacaksın. Hakan yaptı sandı. Çünkü şey yok. Ben bütün aşamaları geçiyor. Hakan böyle bekliyor. Hocam, hanımın sana yaptığı sürprizi Hakan mı zannettin? Ya biraz bir yadırgadım da. Bir tatlı adamsın ya. O da değil yani. Hakikaten çok sempatik. Çünkü çok böyle esprili bir arkadaştır. Yani kafa yapımız çok uyar. Acaba ama dedim yani bir... Çünkü hiç aklıma gelmedi. Gerçekten hiç düşünmedim yani. Dileğin öyle yapacağını. Yani dileğin yapacağını düşünmedin de Hakan'dır dedin. Mesela balonları patlatırken senin rüyanda, hülyanda Hakan mı vardı? Yok ilkini patlatınca anladım da nottan ama. Ben Hakan değilim yazıyor ilkinde. Anladım. Kaç balon verdi kuzucuğum? 7-8 tane ya. Aslında bayağı da varmış. Tabii bayağı. Yapboz kaç parça? Bulmaca gibi yani. Yapboz büyüktü ya. Tabii yarım saat 40 dakika sürdü ya. 40 dakika mı? Ben çok sıkılırım ya. Valla boşanırım ben ha. Ya ben içeride bile pastanın başında bekliyorum. Hani şey diyorum ya ne zaman keseceğiz gelmedi. Tatlıya da çok düşkünüm. Şey falan yapıyorum köşesinden çaktırmadan. Hakan şey böyle yeme istersen falan diyor ama ben küçük. Hakan yine orada. Yine orada. Onunla bekliyorum. Hakan bir ikisinin ortak hayali bir kahraman olabilir mi? Öyle biri yok da mesela yalnızlıktan artık sıkılmışlar. Hakan geldi baksana geldi tabii Hakan. Hakan ATV'yi açmak istiyor. Açsın bakalım Hakan. Hakan gerçek mi? Gerçek gerçek. İzliyor da aktif izliyor. Bence Hakan yoktur diyenler o desin. Biz inanmadık Hakan diye birinin olduğuna. Bir dahakine onunla geliriz o zaman. Bir dahakine oğlum. Şimdi burada iki anlama çıkıyor. Bir boşanacak Hakan da gelecek. Aşk sözcükleri devam mı? Tabii. Ya aşk değil de böyle eğlenceli falan söylüyoruz. Eğlenceli sözcükler. Piyu, yupi. Ne mesela eğlenceli sözcük? Eğlenceli demiş. İşte dameriş falan. Damer diye hani küçük kuzen şey yapıyordu. Damer diye sesleniyorum ve hep böyle farklı şeyler buluyoruz. Damer ne demek? Tamer'in denisi. Damer diyemeyen macir. Damer. Benim bazı harflerle sıkıntım var. Şey yapıyorum. Acaba isminizi söyleyebiliyor muyum diye evde alıştırma yaptım. Mesut, Mesut falan diye böyle bazı şey... Hangi harflerde problem var hayatım? Erol. Mesela Erol'ü söyleyemiyorum. Sen gerçekten Erol mü diyorsun? Erol, Şenol. Birkaç tane Şenol. Şenol. Gökhan. Bir rol var. Bir rol. Gökhan. Ya söyleme bunları. Kaşkol. Onu hiç fark etmemişim acaba. De bakayım. Kaşkol. Aa! Söylemiyorum. Kızda kalın L yok. Kalın L mi yok? Gökhan da diyemiyor. Ne? Gökhan. Gökhan herkeste var. Evet tabii. Herkeste bunların bazıları var. Hepsinin bir yerde olduğu bir tek sen varsın. Belki bir de Hakan. Sormamız lazım Hakan'a. Bir de birlikte çalıştığım insanlar var. Yani şimdi geçenlerde arayacağım. Adamın ismi Şenol. Yani... Söyleyemiyorum. Sanki doğrusunu söylüyormuş gibi bir de özgüvenli. Adam ismi Şenol. Ben ona Şenol diyorum. İlk öyle dedim. Biri şey dedi. Hiç normalini diyebildin mi hiç? Nefes alıp şey yapıyorum. Erol diye bir şekilde. Ama çok zorlanıyorum. Yani nefes almam lazım. Erol. Neyinden zorlanıyorsun? Hızlanınca Erol. Yani hızla öyle çıkıyor. Hızlanma. O zaman, da çok iyi şey yapıyorum. Ama. Bir yutkunmam gerekiyor şimdi. Bir duruyorum çıkmıyor. Erol. Mesela. Çıktı. Tutmam lazım, evet. Şenol de bakayım, tut. Şenol. Oluyor mu? Ya bu bizi kandırıyor, diyor bu. Deminden beri biz dolandırılıyoruz arkadaşlar. Hızlı söyleyince olmuyor. Ya insan niye arka arkaya Erol 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 desin? Ama ben hep hızlı konuşuyorum. Dört kere niye söyleyelim değil mi ismi? Bir kere sonra geç. Yutkun yap, kimden çok yapacak? Çok hızlı konuşuyorum normalde de. Bu yavaş halim. Bayağı hızlı konuştuğum için. Hani bu yavaş halim mi? Bu yavaş halim. Allah'ıma çok şükür. Tutuyorum. Tut tut. Bir tatlı bir özellikmiş bu arada. Sen hocam, aşk sözcüğü ne söylüyor? Sana damer diyorlar. Ya ben de mesela deyi kullanırım. Ben de ondan alıştım. Ben de diyek derim mesela. Tam ne dersin? Diyek. Diyek. Diyek değil de diyek. Birbirinize diyor damerle diyek diyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Meyve suyu markası mı bu? Diyek ne ulan?
tatlım canım falan. Damer şeftali suyu ha? Klasik balım kelimeler de var. Ha? Balım, tatlım. Yani kavga mavga ediyoruz mu kavga? Anlamadım. Kavga ediyor musunuz arada? Çok tabii sık canım değil ya ama ediyoruz. Tabii, tabii. Eskisi gibi çok hararetli değil tabii de. Ya biz edemiyoruz. En başlarda hararetli miydi hocam? Dur şimdi sen belli ki kapatacaksın konuyu. Ben bu adama soracağım. Yok itiraf etsin neden kavga edemediğimizi. Ya işte başta dedim yani biraz 180 derece değiştim de yani kıskançlık bende biraz çok fazlaydı. Bir de ilk ilişki olduğu için çok da... Bilmiyorsundur bu dünyayı. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. O senin yalnız dönemlerin tabii gibi. Belki de benim tam tersim. Hakan gibi. Tamam. İşte Dilek de benim tam tersim olduğu için yani o çok aktif. Ben tam tersi çok pasif bir insanım. Hani böyle çok gezmek başta olan. Şey mi cehennem kıskançlığı mı yaşattı sana? Biraz. Evet yaşattırmadım yani, bir de. Aferin. Yani. Yaşattırmayacaksın yani, ödüm tabii. Ödüm vermedim. 10 senelik arkadaşım. Bu kıskanç adamlar mi? Kendisini yetiştirene kadar kadınlara asla ödüm vermeyecek. Bitti gitti. Vermedim. Yani şey falan dedim. Ben de bazen ağır konuşmuştum. O da 10 senelik arkadaşım var. İlkokul, ortaokul, lise. Üniversite tesadüf aynı binadaydı. Tamam. Mühendislik. Ya çocuk çok taktı hani. Böyle şeydi bir de ben sevgimi belli etmiyorum ya. Sevdiğim birini görünce onu kıskandı. Yani onu sevmemi kıskandı. Yoksa çocuğu çok seviyor. Ama ne zaman biz tartışıyoruz çocukla direkt iletişime o geçiyor, görüşüyor, konuşuyor hep falan. Hep konuşuyoruz, İşkillendim yani. İşkillendin. Tabii acaba evet. Dedim. Yani erkek insan belli olmaz ya. Ya vallahi öyle. Ben eskiden böyleydim diye adama bak. Onda kızları belli de olmaz şimdi yani. Hepiniz şerefsizsiniz Mesut Bey. Oğlum ne belli olmaz. O zamanlar çok güvenemiyordum. Şimdi? Şimdi tabii. Zaten. Şimdi dönüp o haline gülüyor musun? Tabii canım. Gülüyor. Peki o halinden esinti var mı hala? Çok ufak kırıntılar tabii ki vardı. Yok. Komple kısıtlama değişemem de. Kısıtlama hiç yok zaten. Karışma kendi içinde çözüyor onu. Tabii. Ne yapıyor? Kendi içinde. Yürüyor. Yürüyor mu? Fitursuzca yani. Ya ben... Kilometrelerce. Ben biraz... Hocam sen kıskançlıktan yürüyordun mu? Biraz... Hiç hayatım öyle bir terapi yöntemi görmedim. Kim orası çocuğu? Ben öfkelenince falan o öfkemi atmam lazım. Onu da bir yere vermektense kendi kendime çözmeye çalışıyorum. Anladım, yürüyorsun. Tabii. Nereden nereye yürüdün şimdiye kadar kıskançlıktan? Vallahi bilmiyorum, Eskişehir bilen var mıdır ama... Eskişehir yürümüş buradan. Yürüdüm başından sonuna. Ben buradan Eskişehir'e yürüdüğünü zannettim. Yok, yok. Ben iyice 200 kilometre iyice. 10 yıllık arkadaşıymış. Ben yürürüm abiciğim oradan Adana'ya. Yani komple böyle bir şehri bir turlamıştım. Yani 4,5-5 saat falan yürüdüm. 5 saat yürüdün. Yürüyüşe. Valla. Hiç telefon da almıyor, şey de almıyor. Şimdi de böyle bir tartışacağız gibi oluyor. Ya ağız tadıyla tartışma kavga ben çok sevmem de sakin. Kaçıyor mu hemen? Hemen? Yürüyor. Bir bakıyorum yok zaten evde. Sevmiyorum hani, orada. İçeriye gideceğim bir laf söyleyeceğim ya da aklıma sonra geliyor. Laf sokacağım içeriye gidiyorum yok. Nereye gitmiş? Yürüyor mahallede. Nereye? Mahallede mi yürüyor? Nereye denk gelirse. Ağzından en sert ne duydun diyekin? Hiç küfür etmez. Hiç. Küfür önemli değil. Hiç bazen değil. Ağır bir cümle edersin küfürden beterdir. Geri zekalı salak falan. Çok nadir o da. O kadar. Hiç demem bile. Çok yani. Uğraştım küfür ettirmeye. Evet. Tamam, bak, muhabbet kuşun bu kız. Niye küfür öğretiyor ya? Çok... Konuşma kadar bile piç piç. Ya bazı ortamlarda mesela böyle hani argo şeyler olur. Böyle. Espri oluyor anlamıyorum. Deyim gibi at sözü gibi argo şeyler olur ya. Onları falan hiçbirini anlamıyor. Dedim bari onları bil. Bana küfür öğretti. Ne oluyor mesela ortamda anlamadı ne var işte? Mesela. Elin soğuk diyor. Herkes işte... gülüyor şey yapıyor. Ya diyor, anlamadın mı? Elin soğuk. Ben de anlamadım şu an. Elin soğuk ne lan? Neydi o? Ha. Oho. Buraya geldi bir ilişki testi. Elin buz gibi kıçın karpuz gibiye kadar düştük mü şu an? Ayrıca elin soğuk değil o yani. Buz gibi olsa biz de bilirdik. O kadar uzağım. Elin soğuk herkes gülüyordu elin soğuğa ortama bak. Sen ne diyorsun Erol? Onun gibi mesela. Başka? Mesela Berber'le ilgili bir şarkı vardır biliyordur belki sana. Gel bir yer gel bir diye. Ay yine bilmiyorum. Ben de yine yok sokacağım. Ben de yok. Ankara'da süt çocuğu gibi kaldım ya. Neymiş lan ki? Sen söyle sen biliyor küfür. Gel beri yer gel beri. O biraz daha argo ama. Tamam. Biraz daha onu. Ha o. Bayağı argo. Bir de onu bana bipleyerek söylüyordu ki şurada hani S ile başlıyor. İkinci harfi bu. Sen söylemiyorsun da bipleme. Biple bakayım. Biple ama. Kendim biple. YouTube'da bip olmaz. Hadi bakalım adamı kendi biple. Hadi bakalım. Ya şimdi söyle. Hep bak bir sakın küfür yok. Biple. Tamam. Gel bir yer gel beri. Nı 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 berberi. Ha bilmem ne kodumun. Tamam. Ha o işte. Adama dikkat ettiriyoruz. Ha oğlum tamam ya. Ne kadar saçma da bir ikileme bu. Bu ne şimdi?
Bir de bunları biliyorum. Niye berbere küfür ettik biz durduk yere hayatımızda? Normal ben yürüyorum. Gel beni bilmiyorum berberi. Ne ettik? Rencide ediyor. Bunu nasıl bilmezsin diyorum ki. Rencide mi ediyor? Hocam bunları bildiğin için övünemezsin yani. Ama mesela elin buz gibi bilmiyorum bilmeyen yoktur ya. Onu elim buz gibi kötü kalp. Allah'ım programa bak. İlişkisine bak. Turneye gelmiş, elim buz gibi kötü karpuz gibi biliyor musunuz diyor. Bilenler o desin. Siktir lan. Herkes bilir canım bunu. Sen bilmiyor muydun? Hiç bilmiyordum. Minareli bir şey var, söyle. Ya tamam. Biner dur azıcık. Azıcık sakin. Bu nasıl ilişki testi? 10 dakikadır küfür öğreniyoruz burada. Ne var lan Minareli? Ben ilişkinin bir senesi küfür öğrendim. Bir sene boyunca bana bunu sürekli... Ne var Minareli? Ne? Sakin neymiş? Merak ediyorsun yani. Ediyor mu merak? Edemez mi Minareli? Sana ne ya? Valla ben de Minareli ne vardı ya? Minare bir şey yap diye. Tamam yine yeter. Yine seyirli bir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Tamam. Öğrendim. Ama öğrendim bir ara. Hala kurs verdin yani. Hala söylemedi. Hala biliyor en azından. Ha biliyor artık. Biraz tamam. Daha maruz kaldım. Şakaları anlıyor en azından. Sen kıskanç mısın kuzum? Ya çok değil. Ne kadar ama? Hiç kısıtlamadım mesela. Arkadaşlar çok böyle evli burada olduğum... doğru kelime kısıtlamak değil galiba ama. Ya ben hiç karışmam. Onu zaten yapmayın da. Evet. Kıskançlıktan kastım şu ya. Yani yüzün düşer küsersin. Bir soruya bakar niye baktın dersin. Ortamda belli etmem. Kaşımda gözümde hani şey yaparım ama şimdi hiç yok. Eskiden şey vardı. Bir arkadaşı çok samimi davranınca hani... Böyle koluna gireyim, omuz atayım. Hani ona kendi... Senin yanında. Evet, çok abartınca. Çünkü ben de hani bir erkek arkadaşımın koluna gireyim ya da omuz atsam çok sıkıntı değil benim için ama... ...onu bir dozajı artınca şey oluyor benim de, rengim değişiyor. Var mı öyle bir normal kız arkadaşın hocam? Şimdi yok. Ya bir tane... Artık yok mu? Bir tane vardı. Ben dedim ki biraz mesafeni... Bir tane vardı. Kıskanacağı insan olmadığı için ondan kıskanma hocam. Hayır, ben dedim ki mesafeni koru, arkadaşlarını bitirdi. Hiç böyle bir şey söylemedim ve çok kötü hissettim. Kadına bak, adamın tek arkadaşı var, onu elinden almış. Diyor ki çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm. Erol. Başka kim üzgün? Şenol. Saçma sapan bölüm oluyor. Çok mutluyum ama ya. Minareler, berberler. Bölüme bak ya. Meslekler ne? Ben bilgisayar mühendisiyim. Ben de İngilizce işitme bitirdim. Şimdi bir özel firmada satın alma sorumlusuydum da. Oradan ayrıldım. Şimdi memuriyete hazırlanıyorum işte. Öyle mi? Hadi hayırlısı olsun. Sınavlar falan açıklandı işte. Güzel puan da fena değil. 16 doğrum var. 4 tane boş bırakmışım. Daha çok C yapmışım Hüsnü. Oğlum sen niye böyle ki ya? Allah'ım sayıntılar verin. Abinin düğünü ne zaman? Her şeyi öğrenelim burada. Madem küfür de öğrendik her şeyi öğrenelim. Diyelim sen 6000 lira alıyorsun. Hanım 6000 euro alıyor. Tamam mı diyelim. Böyle bir ütopik dünya. Bu 10 kat, 11 kat, 12 kat fazla kazanma hali sana kor mu? Yok, daha mutlu olurum hatta. Öyle mi? Şey Dilek de ilişkiye başladığımızdan beridir ondan çok kazanmadı zaten. O yüzden hiç problem olmaz. Bu benim Mesut Bey 30 yıllık hayatım. O yüzden hiç sıkıntı olmaz yani. Öyle mi? Hep sen daha mı çok kazandın kızcığım? Peki o, hiç yansıttı mı sana bu ayrıntılarda filan? Aramızda hiç olmuş şey olmaz. O olsaydı tam tersi Tamer lafını da sokardı, esprisini burnundan ben getirirdi. Ben çok dalga geçerdim. Dalga geçerdi. Biraz fazla takılırdım yani. Espri yapmayacağım ama ben hani şey bile... Kendi kendine de laf sokuyor, şey yapıyorum. Hayır diyorum, para ortak. Hiç öyle bir şey yok. Hani ben engelliyorum. Kendi kendine ne de laf sokuyor. Ne diyorsun kendi kendine? Niye laf sokuyor? Ne diyor mesela? Ya mesela şimdi eve geliyor, diyor ki çok yoruldum bugün falan diyor. Diyorum ki yani biraz çalış, eve ekmek parası getirmen lazım diyorum. Senin çalışman lazım. Falan filan diye kendimi de gömüyorum. Kendine yani. Laf sokuyor. Oturuyorsun evde. Yok, evde oturuyorken şimdi... Hazırlanıyorsun. Sınava hazırlanıyor. Bir de bizim... Kaç geldi puan? 89, 88 falan. Güzel geldi. Belli ki burada 54 alan var. Oo! 89 ha! Bir de şey... İyi tabi lan. A kadroda. Yani hukuk mali ekstra A giriyor. Normal da. KPSS değil. Ha tamam. Daha da iyi yani. Bayağı iyi çalışmışsın o zaman. Bayağı, ne olacak şimdi? Şimdi kurumlar sınav açacak, onlara gireceğiz. Bakanlıklara filan zor. Abi biz tekrar sınav var. Bir referans bulmamız lazım da. Referans? Referansınız varsa ikimiz yaparız. Ben o... Merhabalar. Minarelere hakimdir. Berberleri durduk yere söver. Karısı da küfür ediyor bir yıldır. 89 almış, nasıl aldı biz de bilmiyoruz. Bir de saçları peruk. Olur mu referans? Bana güvenebilirsin yani. Şak diye alırlar seni işe. Şey var mı böyle bir çocuğumuz olsun fikri?
Yavaş yavaş. Yani. Baskı da çok var. Baskı kimden yana? İki taraftan anneler, çok baskı var. Ha tamam. Valla ne diyor mesela anneler onlar? Siz bir bakacaksınız. Tabii şimdi mesela şu an şeyler hazır. İşte süveterdir, şorttur, şey motor hepsi hazır. Bakın ne yaptım. Şu, bakın bir çuval size şey örüyorum ve şey diyorlar. Siz mi bakacaksınız? O kadar insanız biz bakacağız. Mesela kuzeninin çocuğu oldu geçen. Diyor ki bizimkilerde iş yok bari kuzen onu öreyim diye. Bize evet, laf sokuyor böyle alttan alttan. Şey diyor şimdi şunun çocuğuna bir hırka öreyim. Çok da güzel böyle hani. Cevap verseydiniz gel beri yer gel beri. Abi siz niye çalıştınız bir yıldır yani? Tam zamanda kullansanız da şunları. Tam yeri çünkü yani. Kim ne karışır? Peki onların baskısı olmasa siz daha öteleyeceksiniz. Yok şey biz de hani bir iki sene geçsin. Hem gezelim şey yapalım. Oturtalım evliliği. Şu an iki sene gibi kafanızda. Ana, i̇ki haber sene bitti. Yani bir bitti sene. Mi o iki sene? Bitti dün gece denedik. Ankara rahat. Bir sene içinde artık nasip olursa bakalım düşüneceğiz. Anladım. Güzel olur ama sizin çocuğunuz. Çok evet. Tatlı olur yani. Çok teşekkürler. Valla saçlı doğar. Gözlüklü saçlı doğmuş iyi akşamlar. Hanımlar beyler, Parebu'nun sunduğu ilişki testi Ankara'da alkışlarla devam ediyor. Bak tam şu an bölümün ortasındayız. Nefis gidiyor bölüm. Ben anlarım. Bundan sonrası bok gibi geçecek. Ben anlarım. İçime doğar. Ben ne unutmuşum ilişki testinde? En temel soru. Evlenme teklifini hanginiz etti? İkimiz de. Bu unutulur mu? 170. bölüm bu ya. İkiniz de. İkimiz de. Aynı anda mı? Yok. Farklı. Mesela beraber diz çökseniz komik olur aynı anda. İlk önce Tamer. Nerede ettireceğim sen? Onun dileğin teklifi daha önceden hazırdı. Tamam. Beni bekledi. Yoksa beklemese önce belki verirler. Bozulur diye. Timing olarak seninki önceymiş. Önce seni dinleyelim. Evet. Nerede ettin? Eskişehir'de ettim. O zaman tabii üniversite bitmişti. Ankara'daydım. Çalışıyordum burada. Bir arkadaşı var. Eskişehir'de çalışıyordu o zaman. Onunla anlaşıp onun evinde şöyle bir güzel bir düzenek kurdum. İşte bunlar böyle fotoğraflarını falan astım. Haberi yokken arkadaşı davet etti. İşte arkadaşı ev anahtarını falan bana verdi o arada. İnşallah Hakan değildir ya. Yok, yok. Bu sefer de Hatice. Hatice. O da benden sonra sürekli Hatice'yle takıldık bu sefer. Öyle mi? Biz hep bir üçüncü. Mumlar, tabii, onun fotoğrafları. Tabii o önden girdi. Hemen zaten ben apartmanda bekliyordum bir üst katta. O içeri girdiği gibi hemen arkasından girip işte o şekilde zaten girdiği gibi içerisi karanlık böyle mum ışıkları fotoğraflar bir falan. Bir düşmüş kapaklanmış böyle. Burada mum var yanmış yanağı mana hep. Sonra işte böyle teklif ettim. Yüzüğü, duygusal bir an mıydı? Evet çok güzel. Yani şey yaptı. Duygusal bir şiir tarzı bir şey okudu ama kendim yazıp bilmiyorum. Yok, sözü onu. Hiç yok bizde. İkimizde de ama güzel cümlelerle teklif etti. Kimin de o şiir? Kendim yazamıyorsun. Nasıl bitirmiş benim diye yutturmuş şiir, kıza. Şiir gibi şiir değil de. Ne? Mevlana'nın güzel bir sözüydü. Mevlana mı? Valla. Çok güzel. Adama bak. Mevlana'nın lafını ben yazdım diye ittirmiş. Diyek. Ne olursan ol gel. İnan ki hatırlamıyorum artık. Çok keşke onu. Ama çok güzel cümleler kurdu. Hani devam ama edelim. Sen dedin mi bunlar senin mi diye? Yok. Mevlana yani. Olduğunu biliyor muydu şimdi mi öğrendin? Hani oturuyordu kaldırdım. Hani dedim ki hiç diz çökmene gerek yok dedim. Evet dedim. Böyle çok sakin ama tabii. Sen evet. Mazen gibi dönüşelim. Sarıldık sadece. Direkt kabul ettim Mevlana'nın zaten. Mevlana'nın sözü eşliğinde. Kısık kısık şaka yapıyor bak. Sadece ben. Kadın kılıcı o da arkadan. Böyle Sema Ezen. Seninki? Ben kuzenimle bir küçük çaplı prodüksiyon şey yaptım. Böyle evlilik teklifi duymamış. Yine balon patlatırdı adamı ne yaptın? Duymamış olabilirsiniz böyle. Kafasını şu boyutta kafasını çıkarttım bir çubukla üstüne gömlek giydirdim ama uzaktan herhangi bir hani manken gibi gerçek insan sananlar kimin da oldu. Kafasını çıkarttın? Tamer'in. Koca kafalar hala evde var saklıyoruz anı diye. Koca kafalı mısın sen acaba? Biraz büyüktür kafa. Ha büyük evet ama yakışıyor canım vücuduna. Yok normalde şeyde biraz görünsün diye hani anlaşılmaz belki çekiyoruz ışıktan falan diye bir tık daha büyük çıkardım normal kafasından. Tamam. Çubukla işte. Kartona. Onu... Yok şey kağıt falan ya uzaktan tabii, insana tabii. Gerçek kafayı sandı. Kafa karton değil mi oğlum? Evet. Hayır diyor dileğe bak. Kafasını koparmış olamazsın adamı yani. O ihtimali düşünmek istemiyoruz. Yeni diktirdik Mesut Bey diye. Kuşa kağıt falan ya karton deyince direkt ben şey malzemeye gitti aklım. Onu çıkarttım şey yaptı. Kuzenim böyle şey Eskişehir'de Adalar girişi var. Oradan siyah beyaz yere bakarak hani bir müzik çalıyor arkada Emily'nin müziği. 2012 yazısı yapıştırdım ilk buluştuğumuz kafeye. Siyah beyaz geliyor onu görünce renkleniyor görüntü. Ben Tamer'in kafasıyla gittiğimiz her yeri canlandırdım tekrar.
Eskişehir'den ama kendi kendiyle evlendi diye dedikodum çıktı. Bir tanesi Mesut dedi. Bir amca fotoğraflı şey köpeği... Sen çubuğun ucunda damerin kafasıyla görünmüyor. Kafe kafe gezip bisiklet. Bütün o anları mı canlandırdın? Oğlum adamı da çağır. Hiç haberi yok bu mutluluktan. Kartona bak çok mutlu lan belki benimle evlenir diye. Klip çektim ama o klibi sonra Ankara'da duvara yansıtıp hani baş başayken şey yaptım. Benim bir işim var hani bir hemen hangi duvara gideceğim diye. Ankara'da bir bahçeli evlerde şey oluyor stüdyo sinemalar. Tamam. Cepa ile konuşup hem pahalıydı bir de şey dedim. Herkesin içinde değil de daha bize özel olsun. Kimle konuştun? Cepa şey. Ne diyorsunuz oğlum siz? Cepa ne lan? Oğlum ben İstanbul'da geldim buraya. Abi. Geri geri sayıntı veriyor. Abisi de dün evlendiği için. Cepa ile konuştun mu pahalı? Kaç para dedi Cepa? Abi o zaman bilmiyorum. O kadar mesela yoktu. Bütçenin ne kadar fazlasıydı Cepa? Ya normalde ben 500-600... Hayatım şaka yapıyorum. Söylüyor manyak. Ama merak ettik. Kaç para bir Cepa? İki katıydı herhalde. İki katı ha. O zaman bir de daha yeni evet, şey yapıyorum. Tamam canım. Yeni çalışıyorum. Bütçeni açtı. Bütçemi açtı. Ayıp Cepa da yardımcı olsaymış. Sonra toparladım bütçeyi şey dedim ama hani özel olsun diye. Orayı sonra duydum hani baş başa duvara proje. Sürpriz oldu mu sana Tamer? Tabii yani ben işten çıktım işte. O böyle küçük sinema gibi düşünebilirsiniz sadece iki kişiye özel. Bunun videosu var mı sizde? Var. Belki Baran araya bir yere sıkıştırabilir miyiz? Çok, mümkün mü? 5 dakika ya. 5 dakika. Kısım. Sonunda bir de dans kırparız ediyorum. Kırparız ya. Kırpabilirsin. Böyle çerkez dansı yapıyorum. Bir arkaya dönüp biz... Onu benle yapmıyor ama. Tek başıma. O tek başına. Karton yalnız kalmış gibi orada. Ne oldu? Buraya kadar mıydı Dilek Hanım? O koca Eskişehir'i gezdik. Bıraktınız mı beni şu an? Sonra dans edip teklifimi ediyorum hani. Benimles. Bu klibi izlediğine göre sen teklifine cevabını aldın. Gidebildiğimiz son yere kadar var mısın? Benimle gibi bir şeydi yani. Bu kimin? Şems. Yok. Benim. Çalmışlar sürekli birini. Anladım. Nasıldı abi klip? Merak da ettim ben. Bize gönderin onu ya. İzletirim. Yani ya şöyle düşün. Mesela var. İlk Sıla Cafe diye bir yer vardı Eskişehir'de. İlk buluştuğumuz işte o el ele tuştu anlattım o el ele tuştuğumuz yer. Mesela oraya gitmiş. Aynı oturmuş. Onu da oturtturdum. Beni koymuş böyle hırka falan var üzerimde. Aşağısı görünmüyor. Kafa karton, çubuk üstünde hırka falan düşünüyor. Altı gözükmüyor ama. Orada çay söyledin mi kartona? Tabii orada insanlar koydum. Falan var bu arada. Yani başkaları da var. Tabii, tabii. İzin ya insanlar da var. Var. Çok insanların da rahatını bozmuştu, dikkatini dağıtmıştı. Biri geldi bakan şey dedi. Vardı. Abla askerde mi dedi? Şey yapıyorum. Alkışlayalım. Diyen ne güzel sorusunu sormuş. Ya bu ne saçma şey? Adamı kendisini çağırsana. Ya bu çok böyle mücbir sebepten yaparsın bunu yani. Bu kimin ama fikri şey, bu? Ben klip olsun da hani... Hayatım klip olsun ama... Bunu çağırırsam nasıl teklif edeceğim? Ama çok güzeldi. Evet. Hocam gerçekten. Tamam. Klip güzeldir de biraz meşakkatli olmuş yani. Zor oldu. Bir gün de çektik aslında. Kuzenim de böyle belgesel falan çekiyor. TRT profesyonel şey diyor hani ışık getireyim mi ses? Yok dedim o kadar profesyonel düşünme. Bir kamera al tripod getir yeter bana dedim. Tamam. Çektikten sonra şey dedim ya dedim senin de hani şey dedim amatör bir iş öyle zahmet ediyorsun davet. Ama o kadar değişik şeylere maruz kaldık ki çok eğlendim. İyi ki çağırmışsın dedi. Öyle mi mesela? Videoya çektiler bayağı bir. Kovalayan oldu mu kafeden siktir gidin artık diye? Kafede uzaktan ya yani oturtunca şey diyor ayırt edilemiyor. Bir tane garson hızlıca geldi sonra şey dedi. Aa gerçek değilmiş. Ben de dik dik bana bakıyor diye. Ya yani adam üzerime bakmış. Karton takottu siktir gitme mekandan. Kime bakıyor? Peruklu köpek. Aynı böyle miydi saçları? Uzun. Uzun muydu bir de? Anladım. Kafeden çıkıyorum çubukla bir de tutturuyorum şöyle. Hani yürüyoruz. Ağır mı değil? Ağır değil ama belli bir süre tüm gün şey yapınca yağmurlu bir havaydı bir de. Yani kıyafet de var. Monta monta mı giydin? Üşümez karton siktir et ya. Konsepte uysun diye montunu da giydin. Montun da. Senin montun ama. Kaşkol. Yok arkadaşın abisi. Kaşkol da benimdi. Kaşkol tamam. Da böyle yani şey yaptı. Bazı sahnelerde hatta arkadaşı montunu eliye çıkıyor. Elini yani mesela Tamer'in kollarını tuttum. Sadece Tamer kafamdan hani arkadan şey yapmış gibi ama iki tane el var. Bana şey diyor kimin elleri var? Tamer'cim kendini kartonda mı kıskandın? Yok ama. Lan hangi pezevengin eli o benim omzumda? Şaşırdı dedi ki nasıl yani orada el var ama vücut da yok tam arkama denk getirdik. Sazova'da bir de böyle insanlar tam tatil günü. Herkes böyle videoya çektiler şey diyorlar damat nerede? Dış çekimli. Eskişehir'de bir yerel habere falan çıktı hatta. Öyle mi? Bir tane köpekli amca vardı Instagram'da dedi ki kızım paylaşayım mı? Tabii dedim ünlüymüş de o hani köpeğiyle sürekli bir şeyleri çekiyormuş. Paylaşın ama dedim hani Ankara'ya şey olmaz değil mi? Hani biri denk gelir bir arkadaşım söyler. Sürprizi gider.
Çok korktum. Yani çünkü Ocak'ta Şubat'ta çektik. 14 Nisan yıl dönümüydü. Yıl dönümünde teklif edeyim dedim. Güzel fikir diyenler o desin. Yok mu abi diyenler. Ne uğraşacaksın kartonla diyenler o desin. Ankara ayıp değil mi ya? Kız o kadar uğraşmış, size güvendik. Ama klibi herkes izlemedin. Öyle aman be. Klibi izlemediler ama ya. Klibi izlemediler. Anladım. Sen izlerken hocam duygusallaştın mı? Tabii. Ya ben çok ağlayan bir insan değilim. Orada ağlamadım gerçi de. Şaşırdı ya. Abi bak yine bizi hiç ilgilendirmeyen bir ayrıntı verdin bize yani. Ağlayan bir insan değilim. Aldım. Ağlamadım. Onun videosunu da yani bulayım. Videonun... Çaktırmadan telefonu dik koydum. Onun da videosu. Yani şey dedim, ben bir elim yıkayıp geliyorum. Zaten reklam falan çıkar dedim. Koydum, çıktım hafif kapıyı aralık bırakıp. Orada belli bir süre anlamadı. Tabii. Müziğin başında ben bisiklet sürüyorum. Bisiklete de oturttuk. İlk bir arkada dakikası falan yok bende mesela. Sonradan evet. İzledim. Anlamadın. Şey yapıyor, telefona bakıyor ben geleceğim de. Müziği duydu bir bak. Sonra bir daha şey yapıyor. Onu da videosu var. Çektik yani. Sonra algıladı. Ne hissettin hocam kendini görünce karton? Çok şaşırdım. Yakışıklı bir fotoğrafın mı? İdrak edemedim. Yani baktıktan sonra da idrak edemedim. Hiç anlamadım. Değil mi böyle bir tövbe estağfurullah cin gibi peri gibi. Bana böyle bir şey yapılsa hemen nasfelek okurum ha. Yeminle bak. Bir şey yani dur bakalım diye yani. Ya bir de çok alakasız bir film izliyorduk. Böyle hani bilinmiş bir şey değil. Eski filmlerden bir tanesi. Hani acaba öyle saçma bir film mi falan diye düşündüm yani. Alakasız karton kafa falan. Yani bana benzeyen bir oyuncu. Yani. Denk gelmiştir. Sonradan aradım ama çok hoşuma gitti yani. Tabii bir donmuş yani sonra. Videoda ben diyorum ki herhalde telefonum dondu. Şu şekilde hiç hareket etmiyor. Şey falan yapınca arada böyle bir kafasını tuttu. Şey dedim ha tamam donmamış. Ya belli bir süre hiç hareket etmemiş. Sonra donmuş. Benim aklıma direkt şey geldi. Ben nasıl teklif ettim? O nasıl teklif etti? Kendi kendime biraz. Mum, fotoğraf bilmem ne. Meyli arada da arak. Cevap bu. Doğru söylüyorsun. Yo şey dedi, senin teklifin daha güzeldi dedi. Desin canım. Çok öyle, ama affedersin kendi Skip Sonic teklifiyle bu karşılaştırılır mı ya? Biraz şükür oldu. Kaç mum aldın sen? 12-13 tane aldım. 12-13 tane. Az da almışsın lan pimpiye bak. Paket aldım. Hayatım azıcık daha yürü, yolun sonunda 2 tane daha mum var. 12 mum ilk defa duyuyorum, çok az ya. Paket öyleydi ya. 15 tane falan hem vardı. Hem odada vardı paket. Hem arada vardı. Yani birer tane koymuştu araya. 50-60 tane olması lazım çünkü şey kapalıydı çünkü koridor. Adım atabilsin diye boşluklu koydum. Sadece yani. Koridorun her tarafı kapalıydı. Yürüyeceğim yer kadar var. Odada da raflarda falan 12 da vardı. 12 diyor. Hesap kitap. Yani. Bilmez mi? Yok bilir de yani demek. Hiçbir para kazandığım var. Nereden bilsin hesap? Laf soksa ya. Dursa kısa. Hangi yıl başlattın alkışı? O Mesut'a laf soktunuz ha? Hocam Dilek sence dünyanın en güzel kadını mı? Değil. Ha? Değil. Sen çık açık sözlü. Bana göre. Herkesten açık sözlü olur. Yok bana göre. Bu laf da Mevlana'nın. Mevlana'nın böyle laf olsa ya. Herkesten açık sözlü olur. Bana göre çok güzel tabii ki de. Tamam. Bence de çok güzel. 10 üzerinden tipoloji olarak. Yani kaç veriyorsun? 8,5 9 veririm. Net bir şey söyle. 8,5. O zaman 8,5. Ne? 8,5'tan 8'e mi yakın 9'a mı? Açık ol. Dürüst ol. 9'a yakın 9'a. Hocam. Ya vallahi 9'a yakın. Tamam. Ne olsaydı 10 olurdu? Ya açıkçası biraz benden de kaynaklı bir tık boyunun uzun olmasını isterdim. Kaç boyu? 1,65. Sen kaçsın? 91. Tamam. Yani bir tık. 26 santim var. Onun haricinde herhangi bir santim. Kaşı kaşı gözü göz mü? Tabii kesinlikle. Fiziken en beğendiğin özelliği hanımın? Ellerini bir de ayaklarını çok seviyorum çünkü çok küçük yani. Kaç ayakları? 36,5. Eli de çok küçüktü mesela. Çok küçük yani normalde yani boyuma göre elim ayağım bilir, çok küçük. 6 yaşındaki kuzenimle aynı ellerim. 8 miydi o yüzüğüm şeyi boyutu? Evet 8. 7 hatta 8 bir numara büyük. Yani şey küçük ama elim yani şu an tırnak uzatıyorum ki biraz şey dursun diye büyük dursun diye. Kıza bak ellerinin küçüklüğünü ispat etmek için perişan oldu karşımda. Kapatıyor böyle parmakları küçücük baksana. Hayatım küçük ya. Elleri ayakları. Tabii. En yakışıklı adam mı dünyanın? Değil ama benim için öyle. Orijinal adam mı ya? Ya çok iyi. Konuştukça yakışıklı olanlardan. Evet şey daha sempatik bence konuşunca daha da yükseliyor. Evet evet. Kaç veriyorsun fiziken? 9 veriyorum. Aynı puanı verme ya. Yasak. 8 olsun. Yasak. Dürüst ol ya. 3 olsun. 8. 8. Ne olsaydı 10 olurdu? Öyle beğenmediğim özelliği yok herhalde. İlişki testinde geçiştirilmez neymiş? İkinci ayak parmağı uzun ve ürkütücü. Şey falan diyorum hani çıplak ayaklar. Ürkütücü mü?
Böyle sallaya sallaya mı gidiyor? Uzun bayağı. Ayak parmağına bak. İkincisi, birinci bayağı hani normalde baş parmak daha uzun olur genelde. Çok nadir insanda ikinci parmak bir tık daha uzun. Bir tıkın birkaç tık yani şu kadar daha uzun. Bayağı mı uzun? Genetik mi bu? Hatta bütün ayakkabıların fark ettiğinde şurası biraz... Şey oluyor, kıvrılıyor. Yani ayakkabı bulamıyor. Kıvrılıyor mu içeride? Evim geçirdim şöyle ayakkabı. Sarmış gibi dolansa ya buradan böyle. Bir gene 4 sene sonra burada böyle... Acaba rica ederim uzaklaşır mısın azıcık? Anladım. Sence peki bu soğutuyor mu seni? Yok, soğutmuyor ama şey yapabiliyor. Mesela, yani. Mesela yükselmişsiniz karşılıklı. Yok. Ayağını gördün. O değil. La o filan yapar mısın böyle en ateşli yerde? Korkuyor. Onu ayağıyla böyle yapıyor. Onu film izlerken yaşıyorum. Film izliyorum aynen ayak böyle şey yapıyorum getirme diyorum. Yani onu göstermeye çalışıyor gerçekten. Neden hocam? Yaratık gibi niye parmağını kızın ağzına sokmaya çalışıyor? Gıcık etmek hoşuma gidiyor. Yani. Anladım. Her ikisi de böyle. İkisi de öyle. Genetik mi? Baban falan da mı böyle? Yok yani. Abim abin? Yok. Abim de ikinci parmağı öyle değil mi? Değil. Senin niye böyle? Bilmiyorum asla. Doğuştan böyle. Çocukken çektin mi acaba öyle sıkıntıdan? Bebeklerin ilk ikisi de çok sıkılıyor ya acaba ikinciyi mi çekti çocuk? Olabilir yani. Fiziken en beğendiğin özelliği kocanın. Ya gülüşü olur mu bilmiyorum ama yanakları ve gülüşü ya bence çok güzel gülüyor. Yani hiç kahkaha atmadı ama şen kahkahası vardır. Bir de değerli gülüşü var böyle kıs 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 diye. Kahkaha atmadı mı oğlum bugün? Çok atmadı. O ya, attım, şen yine kahkahası geldi. Neden atmadın? Bence yok, tutuyor. Attım. Komik mi değil lan bizim program? Niye gülmedin sen? Öyle bu insanlar anlamıyor mu şakadan? Kahkaha kah ko ko ko. Biz de kahkaha atacaksın. Eşek gibi kahkaha atacaksın. Geliyor tutmasa o bayağı yüksek. Niye çekiniyorsun? At gitsin ya. Ya alışkanlık böyle gülerken şöyle kapatıyorum bilinçsizce. Tamam. O kadar. Seksi midir kocan? Evet. Valla. Öyle. Hanım seksi midir? Tabii. Söyle bakayım kameraya. Seksidir tabii. Söyle söyle. Seksidir. Bağır çağır. Bilsinler. Seksidir deyince sanki başkasına diyormuş. İzleyenler için. Hepiniz seksisiniz anlıyor musunuz? 400 bin kişi seksisiniz. Nokta. Şimdi ne demiştin en beğendiği özelliğini? Beğendiğin? Gülüşü. Gülüşünü gülüş demeden bana tasvir et. Benzet. Ya dün abisinin kınasını... Şeyde... Ya ben bambaşka... ben çok zorlanıyorum bu çiftle konuşurken. Ama bambaşka şeyler anlatıyorlar. Biliyorsun. Dün abisinin kınasında birde gelecekler, 2:30 gibi gelmişler. Ya dayısı da babasını havalandılar almayınca Mesut Bey. Dün abisinin... Cepa da pahalı o yüzden oraya da veremedik. Videoyu çekiyorum. Abisi kahve içiyor hani hatıra olsun diye. Arkada tam en şey sesi gelmiş böyle. Kık 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 diye böyle değerli gülüşünü biliyor musunuz? Bir tane bilirim. Karakter var. Aynısı. Yani direkt öyle gülüyor. Ben galiba astımım. Bu değerli değil bu. Bu ne oğlum? Kendisini tutunca değerli gibi çıkıyor. Bırakınca da çok yüksek çıkıyor sesi. O bugün ikisi gibi... de değil. Tutuyor bence ya. Canım, ya da herkes gülüyor diye belki çıkmamış olabilir. Ben ara ara duyuyorum. Yani o biraz çok sevmem o şekilde gülmeyi de. Öyle mi? Biraz kendi fazla kaptırdım. Çok rahat ettiğin ortamlarda mı öyle gülersin? Ya çok ekstrem bir şey olması lazım. Ben korkuyorum yani. Yani. Ha, bir ses çıkıyor onu yapamam. Benim o kadar tabii, ölümüm yok. Sesim gülür diye. Şey mi? Onun mesela uzun olduğunu düşünün. Sizin o gülüşünüz benziyor. Bunun uzunluğunda benim tansiyonum düşer ama yani. Küçük tansiyonum sıfır olur benim bunun uzunluğunda. Bunu can mı dayanır buna? Bir de böyle sabit değil tabii. Hani gülerken biraz... Hareketi kıpkırmızı oluyor işte zaten nefesi yetmiyor. Öyle mi? Tabii yere falan atarım kendimi. Yere mi atıyor? Neden? Ya işte bir patlama gibi düşünün öyle. O yüzden biraz kendimi törpüledim o konuda. Değerli biraz zıt böyle. Tam oradan geldi değerli. Ama... Şimdi tutup böyle kıkkı bir de burnunu tutuyor gülünce. O da nefesimi kesiyor. Neden? Burnum tutuyor. Bir de kuyruğu var bir süre deyince. Değerlilik kendisiymiş oğlum bu. Ödül maması da veriyoruz her akşam tabii. Hocam fışt yaptın hanımın bir huyu değişik. Hangi huyu değişsin? Valla iki tane huyunu değiştirdim. Bir tanesi çok planlı. Aşırı derecede planlı. Mesela işe giderken bile bir hafta öncesinden önümüzdeki haftanın 5 gününün kıyafeti bellidir. Bu akşam onu yapacağım. Mesela çarşamba günü elbise günü. Perşembe günü etek gömlek. Kendin için mi senin için de mi? O, hayır, kendi için. Kendi için. Yani bizim ortak yapacağımız şeyleri de planlıyor. O aslında bir bakımı güzel. Hani çok abartmadı söyle de. Hiç düşünmüyor işte. Kendisini de çok yıpratıyor. Onu değiştirmesini çok isterim de çok inatçı. Hep böyle miydin sen? Annen de böyle. Hep öyleydi. Öyle annem mi? Bu kadar değil. Annem kızıyor hatta yani. Hastalık bu. Evet. Biraz değiştirdi. Bu kadar ama... planlı olmak zor.
Şey yaptım, gevşettim onu ya, açtım. Önceden mesela pidenin... Bugün mesela bir... pazar günü çekiyoruz biz iliş testini. Ne ya... belli şu an? Nasıl? Kıyafet olarak diyor. Her şu şey an ben mi? Mesela aklım gitti ve sana şöyle bir soru mu sordum? Ne belli? Önümüzdeki hafta içinin kıyafeti var. Ya böyle sormuş olabilir mi yani? Ne belli, ne belli? İnanmadık ki falan. Öyle bir şey konuşmadık ki hayatım. Ben sana öyle bir vurguyla ne belli diyeyim. Akşam ne yapacağını da onları gevşettim artık yani bu, ya. Akşam ne yapacaksınız demedim ki ben size. Bu hafta hangi gün ne yiyeceğin belli mi, ne yiyeceğiniz? Onu 5 dakikada belirliyorum. Hani böyle uzun sürede gelip şey yapıyorum. Bu ne olsun, bu olsun, bu olsun, bu olsun. Bir haftalık aklımda. Onu şey 5 dakika sabah düşünmemek için. Kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Belli bir hafta. Çarşamba günü elbise gündür. Başka bir çarşamba şey giyemez. Çarşamba etek ya da elbise giyiyor. Ne güzel işte. Ama vardır. Hangisini giyeceğim belli değil. Hani illa bu olsun diye. Joker kıyafet falan da seçiyorum. Diyorum ki bunu giymek istemiyorum. Şunu giyeyim ben düşünmemek için. Joker kıyafet mi? O ne demek? Tüsü kırışıyor. Diyorum ki aha diyorum hemen diğerini giyeyim. Joker. Yedek mi o Joker? Evet yedek. Yani onu giymek istemiyorum. Şey mesela o gün siyah giymek istemiyorum. Ya da giydikten sonra bir yakışmıyor. O zaman diyorum ki hadi. Diğerini, öbürünü giyeyim. Öbürünü. Düşünmeyi sevmiyorum öyle hani. Vakit. Sende durum ne? Ben spontane artık o an. Ya bende zaten 2-3 pantolon, 5-6 tişört. Bir tane de donum var, iyi akşamlar. Çevirik ya. Çok. Öyle mi? Yani bende yok, çok şey ya, yoktur. Yok ya, var kıyafet yarı yarıya dolan. Ben öyle çok şey yok yani bende. Ama eşofman falan çok giyiyor. Siz tanışıyor musunuz gerçekten daha önceden? Adam diyor ki 3 tane şey pantolonum var. Böyle yerlere gelmiyor. Yoksa hep genelde şort kapri olduğu için. Yoksa dolabı sağlam yani neredeyse. Yarı yarıya o da. Ne yarı yarıya? Sen ne aynı? Bütün dolaplar aynı. Takımıdır, ceketidir. Hocam kim doğru söylüyor? Ben doğru söylüyorum. Kaç takımın var? Fotoğrafını çekeyim mi? Atayım ben size. Takım derken elbise ol, takım elbise olarak. Evet. İki tane elbise var. Biri zaten gömlekler. Damatlığım var. Bir de normal o, 15-20 düğüne tane falan gömlek. Giderken giyerim de bir tane. Bir tane damatlık, öbürü? Bir tane normal düğüne falan gidersek. Mesela pembece, bordo. Abiminkine bile takım elbise giymedi. Ay abim, gel abinin ilişkisi konuşalım, gel. Bak ilişkisi büyük. Abinden kaç yıldır sevgili? Bir yıldır. Bir yıldır. Nerede tanıştılar? Siz de iyi aynı paraya. Burada olmayan bir kişinin daha. Nerede tanıştılar? Görücü usulü oldu onların. Tamam. Bizim İstanbul'da. Kim evlenme teklif etti? Abim mi? Kız mı? Abi etti. Nerede etti? Vallahi yapıyor bak, kolaymış. Yapılıyorlar inception gibi. Ankara'da. Hatice evli mi? O da evli. Hakan? O da evli. Vallahi. Hakan ne zamandır evli? Bizden. İlişkilerine bak. Çok mutluyum şu an. Bizden 2 ay önce evlendi o. Valla. Nikah şahidi oldun mu? Biz 30 Ağustos'ta 12 Temmuz'da. O kadar da yakın arkadaş değilmişsiniz. Dibinizden ayrılmayan adam. Ben Hatice'ye oldum ama. Kendi nikah günüm. O kıyafette gidip bir de şahitlik yaptım. Şu an Hakan'la basitiz bir dakika. Ya biz yakın arkadaştan ziyade iyi anlaşan arkadaşlarız. Mesela düğününe falan da gitmedim kendisine. Yani çoğu ama. Yine geldi Şems'ten bir laf. Yakın arkadaştan ziyade iyi anlaşan arkadaşlarız. Cenazesine de gitmem ki. Hocam, kafaya bak şimdi. Yakın arkadaştan ziyade iyi anlaşan arkadaşlarız. Düğününe gitmedim. Sence yakın arkadaşlık mı bu? İşte yakın arkadaşım değil zaten. Yo, işi vardı ama ya. Yakın arkadaş, iyi anlaşan. Ziyade. Tabii. Muhabbeti falan hoşuma giden bir arkadaş. Yoksa benim başka yakın arkadaşım mesela. Çocuk arkadaşım var, onun... Hadi azıcık tondan basalım 10 dakika, gel. Bir huyunu değiştir bu adamın. Hep doğruyu söylediğini düşünüyor. Yani hiç öyle. Öyle doğruyu söylediğini yani. Düşünüyor bu. Evet. Ama yalancı. Ya demezsiniz. Ya her şey bir şey mesela şunun doğrusudur diyor, annesi söylüyor. Mesela ben de diyorum ki evet diyorum, annen haklı. Kabul etmiyor hani, 2 kişi, 3 kişi, 10 kişi bulun, 100 kişi şurada şey desin, ortak bir şey söyleyelim. Kendi inanmazsa inanmaz. Biraz bana mantıklı gelmesi lazım söylediğim. Ve şey ispatlıyorum her seferinde, daha haksız çıktığım olmadan mesela açıyorum ne? Mesela. Bilimsel bir gerçek diyorum ki, ya şu şöyledir diyorum aslında, bundan kaynaklıdır, hatırlamıyorum. Bir örnek yani. Vereyim mesela. Ha. Geçen... Zekat. Onu da söyle. Bak... Zekat mı? Zekat. Yok, başka ya, bizi niye yakıyorlar şu an? Zekat kazancımızın 1/40 değildir. Nedir zekat konusu? Ya ne olacaksa olsun. Ben dedim ki hesaplayalım. Onu yavaş yavaş şey yapacağız hani, ödeyeceğiz. Allah kabul etsin, tamam. Zekat her sene veriliyor mu dedi. Ben de dedim ki... Ben bir kere malın sabitse niye veriyorsun 2 kere diye düşünüyorum. Dedim ki... Ama şimdi sence Allah'a şirk koşmaya gerek var mı şu an yani? Kural belirlenmiş. Bunu sorgulayacak durumda mısın 2021'de sen? Bir de borç var. Ne tatlı, malım aynı niye bir daha veriyorum diyor. Borç verdik şey diyor, ama borç verdik diyorum ki, borç verdiğimiz insanlar bizim zekatımızı ödeyemez, o para geri gelecek var yani. Sen borcu zekattan mı saymaya çalışıyorsun? Tabii, benim cebimde değil. Oğlum dinde evrakta sahtecilik yoktur yani. Onun gibi oluyor. Dur sakin. O ne yapıyorsun ya? Her bu kalkış ne var sana?
Sen şimdi bir kere zekat verip hayat boyu vermeyeyim mi diyorsun? Evet. Öyle İkna edemedik, uyuyacağız bir de. Bunu tartışarak mı uyuyorsunuz? Ben diyorum ki tamam. Ben daha vermem sana zekat. Vallahi oldukça romantik bir ortam ha. Annemi arayacağım dedi, diyorum ki 12 geçti birini arayayım diyor. Bilal ya diyorum, dur ispatlayacağım Diyanet'in sitesini açtım. Birkaç siteyi açtım bak dedim, her sene verilir. Hani böyle bir şart var. Tamam. Yine sordu birilerine ve şey dedi. Ama durumun varsa verilir. Ha evet. Tabii evet, öyle şart demeyelim de. Şart değil ama şey dedim, elinde varsa ve o para bizim duruyorsa dedim, yatırım olarak duruyor. Yani biz şey dedim, hani verebiliyorsan verilir. İddialı bir şekilde hayır dedi, bir kere verdik yeter. Her sene zekat mı vereceğiz? Ne oldu sonra? Veriyoruz yani. Ha, veriyoruz. Sen böyle başka ne var mesela bir örnekte? Doğrulukla ilgili. Ya mesela şey onu söyleyecektim. Sen bir örnek verecektin çünkü öyle hatırlıyorum. Bizim perdeleri yıkadık, perdeleri az çektik. Şimdi güneşlik normal tül perde, önünde de bir tane şu stor perde diyorlar. Şimdi ben asarken yanlışlıkla güneşli ikinci kademeye asmışım. Tül perdeyi birinci kademeye asmışım. Şimdi... Sanki çok normal bir şey yapmışım. En işede camı koymuşum. Apartmanın mantolamasında en içeriden yaptırtmışım. Ama o güneşi de hiç kullanmıyoruz neredeyse. Yani çekmiyoruz, çok az çekiyoruz. Güneş gelsin diye çok. Dedim ki böyle kalsın, ne gerek var yani. Bir daha çünkü o kadar şey indi. Kabul etmiyor. Diyorum ki güneşlik güneşi kesen en olmaz. Arkada olur. Annesiyle şimdi tartışıyor. Olmayabilir. Ama olabilir. Olabilir. Ama oldurursun. Olabilir yani. Biz zaten annemle annelikten ziyade iyi anlaşan anne çocuğuz. Annemin de düğününe gitmem. Yani yatak odası kimse girmeyecek, gitmeyecek. Sen ben göreceğiz. Ne gerek var? Anne mantıken şey diyorum. Güneş onu eskittiği için anneler öyle diyor. Hani o tül perde zarar görür ve hani şey yapar. Bir de asap pazar oğlum. Yani şimdi... Anne ya senelerdir. Tam tersi ya. Evet. Hanımefendinin asabını bozar o yani. Psikolojik olarak da onun doğrusunu ben takmak lazım. Ben çok takılmam ama anne onu söylemiş de diyorum ki yıllardır yaptığı bir şey. Hani şey diyorum, internetten yine bakayım mı ikna olmayacaksan. Ne olmadı. Dedin hocam? Olmadı, ikna olmadı. Offlayarak tekrar çıkarıp taktı. Sinirlendim ya, son söktüm hepsini tekrar. Bayağı öfkelendim. Küfür etti galiba. Soktuğumun perdesi de zaten. Söktüm dedi inşallah. Hocam ya hadi diyelim ki Dilek bir sebepten bastı gitti. Ayrıldınız. Ben bayağı sıkıntı çekerim ya muhtemelen. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin ki çok güzel bir enerjim var. Ne kadar zamanda yani, toparlarsın sence? Ya minimum bir yıldan aşağı sürmez ya. Bir buçuk yıl rahat gider yani. Bir buçuk yıl. Bir de herhalde bir daha aynı şekilde ilişkiye giremeyebilirim. İlişki olmayabilir yani. Yani. Yok yanlış anlaşıldı. Yok Ankara'nın terbiyesi. Benlik bir şey yok şu an. Burası maşallah yani. Bir daha seks yapmayacak mıymış bu adam? Bu böyle bir program mı? Bir sene vallahi böyle insanlardınız biz. Bir daha olmaz yani muhtemelen. Tamam oğlum sen. Koz vermeyin senden ha. Nasıl yapıldığını unuturum çünkü ben. Öyle. Vallahi. Daha bu ayarda bir aşk bulamam diyorsun. Tabii ya. Çok yani biraz zıt karakterleriz ama hani birbirimizle çok gerçekten tamamlıyor gibiyiz. Ne güzel. Kızım sen bastı gitti bu adam. Ben de birkaç sene yani. Bir seneden uzun da sonra iki sene belki daha fazla sürer. Vallahi mi ya? Çünkü artık şey oldu böyle. Artık 10. sene yaklaştı. Ona gireceğiz. Hani her şey böyle üniversitede birlikte yaşadığımız için çok böyle oturdu. Tabii bir beraber büyüdük diyebiliriz evet. Ya. Büyüdünüz yani, ve demlendi evet. İlişki aslında. Evet. Zaten çok güçlü bir şeyle karşı karşıya. Ya şey de yapıyoruz. Herkesin kendi şeyi de var. Hani ekibi de var. Arkadaşı da var. Onlarla da ayrı takılıyoruz. Ha. Kimse kısa yok yani serbest. Anladım. Birlikte de uyum çok iyi. Bu adam ortak o zaman eski kıskançlıklarında hiçbir şey kalmadı. Yok. Ha tamam. Yonttun o konuda onu kendini. Onu bana çok ya, komple, yansıtmadı. Kendi ki, içinde mi? Şişiriyordu. 6 ayda bir bizim şey konuşmalarımız oluyordu. Senle bir konuşalım. Tamam diyordum. Yani sevgiliyken. Ne konuşacaksın? Ya mesela atıyorum o 6 ay içinde 12 tane olay aldım mesela. Bir gün içinde 12 olayın hepsinin acısını çıkartmaya çalışıyordum. Ne olmuş 12 olay? Not aldın. Tabii. Yok not almadım. Not aldım da beyinde oluyordu. Şey. Beyinde. Unutmayayım diye not aldım da oluyordu. Ne yazdın? Orhan Şerefsiz yine çay içildi. Gerçekten o şekilde. Serkan Pezevenk'i gece 2'de story'ne like attı. Gerçekten o şekilde. Yani 12 tane erkek ismi var. Bunları not aldın. Yok erkek olabilir. Değil. Hani mesela geç girdin, haber vermedin. Benle bireysel yaşıyorsun. Çok beni katmıyorsun bazı şeylere. Mesela benim işim var. Gidip bankada onu halledim onu. O da şey yapıyor. Beni de çağır. Ben müsaitim. Ben de hani zahmet vermeyeyim. Benim işlerim gibi düşünüyordum. Orada bir şey yapalım. Sonra bu 6 ayda bir konuşmalar bitti mi şimdi? Yok o çoktan bitti. İkinci senede, üçüncü senede artık çok, şey oldu. O çok yıpratıcı. Şu an toplam 10 senedeniz değil mi? Ha 10 sene. Tamam canım. 10 sene ömür ya. Yaşlar da küçük sizin. Kaç? 30. 29.
19 ve 20'den biri. Evet. Senin ilk ilişkin senin? Benim de zaten 20'den sonra ilk uzun. Hani böyle şey vardı, platonik ya da görüştüm konuştum ama o zamanlar şey vardı. Mesaj çekiyorsun, gidip bir kafede çay içiyorsun. Yani ilişki gibi değil de böyle daha flört gibi. Ha, flörtöz bir durum vardı yani. Ana. Güzel güzel. Çok tatlısınız vallahi ikiniz de. Biz kayınvalide kayınpederleri tam konuşamadık. Aranız nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Senle başlayalım Dilekciğim. Nasıl senin başından mesela? Başından beri çok iyi. Ha. Yani hiç ayırt etmiyorum. Yani bir şey annemlere yapıyorsak şey diyorum hani. İncinir mi şey yapar mı diye başta da düşünüyordum. Hiç çekinmiyorum evlerine giderken de. Haftada bir iki aileye de uğruyoruz. Bir öyle mi? Gün, birkaç saat. Kalmalı. Yok kalmalı yok, değil. Yeme. Birkaç saat. O kadar da tecrübeniz ya çok. Birkaç seviyoruz saat dediniz yani. O yemek saati muhtemelen. Yo yemek şey çaya da gidiyoruz. Bazen diyoruz ki zahmet hani bu ara çok yorgun hiç zahmet çıkarmayalım yemeği yiyoruz. Aynı çaya gidiyoruz insanlar. İki saat. Senin kayınpederler anlasın. Bizim bayağı iyi. Valla. Tabii geçen nasıl? Geçen hatta şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, geliyor gene Mevlana'da bir cümle. Kesin onun değildir o cümle ben sana söyleyeyim yani. Vallahi değildir. Ne insanlar gördüm. Ya şimdi yemek yedirmeyi çok seviyor. Annem ama. Kayınvalide. Şimdi Dilek ve kardeşleri de böyle fındık kadar yerler, çok az yerler yani. Yıllardır kadın içinde biriktirmiş bunu. Neyse, şimdi mesela atıyorum bizde şöyle olur. Bir annem bir şeyin tadına bakarken mesela yoğurt olmuş mu tadına bakarken kaseyle verir bize. Yani bir kaşık. Yavrum çocukla yapayım mı tadına bak? Gerçekten öyle. Dileklerde mesela bir kaşık verir, ucundan alırlar böyle. Adı normali. Zar zor. Geçen mesela bir domates verdi şöyle bir nasıl bahçe domatesi güzel mi diye bizim bahçeden diye. Neyse ben de aldım gömdüm bir domatesi. Bana var sonra ama ucundan küçük ısırdım güzelmiş dedi. Kadıncağız dedi ki sanki dedi bunlar dedi benim evladım değil de Tamer benim evladım gibi dedi. O kadın tabii yıllardır yedirememiş. Gözleri dolmuştu mutluluktan yani. Aramız çok iyidir. Şey diyorlar sanki ben de babanın oğlu gibi. Yani diyorum ki senin standartını ben de geçemem. Biz üç kardeşiz. Sana daha mı düşkünler? Her akşam mesela, gidelim diyor. Yani kardeşinin, gidelim bir çay içelim. Tabii kardeşinin nişanı var mesela. Altı kişi evlendirdik kodumun programında. Üç nişan var. Dün biri istendi. Bu altı oldu bak değil mi altı? Hakan, Hatice, abisi, kardeşinin nişanı, siz. Mesela, beşmiş. Kardeşinin nişanı var işte tanışmaya falan geldi kız. Şey dedi yani kız gelince dedi ki kayınvalide olduğumu yeni yeni anlayabiliyorum dedi Tamer'den sonra. Çünkü artık beni o kadar benimsemiş ki oğlu evladı diye. Kayınvalide olduğunu bilmiyor kadıncağız. O derece yani. Bu, tamam bu aslında var olan bu yeni ilişkide kardeşinin ilişkinde evladı gibi görmediğini de gösteriyor. Sen niye burada olmayan sana laf sokuyor şu an? İlk defa el girdi süremize el. Yani öbür damat açık sikim sorayım onu demeye çalışıyorsun sen. Geline diyor. Gelin. Oo dur. Öbür gelin. Tabii. Öbür geline haz etmemiş mi çok? Şey espri yapıyorlar işte üstünü kumar. Daha yeni tanıyor. Da. Yeni ondan. Şey diyor ama Tamer. Zaten benle kapışamaz ki. Ben şey diyorum. Yani sanki görümce sensin de ben değilmişim gibi oldum. Anladım. Anladım ama burayı koyarız bak ha öyle. Rast olmazlar değil mi? Yok canım sıkıntı. Espri kaldıracak insana ya. Ha, tamam. Önceden söylerim yine ben de. Espri kaldıracak insan. Ya ne demek yayınlamayalım. Sence kuzucuğum. Hadi açık ol. Bu hayat yolunda. Bu adam. Senden daha iyisini bulabilir miydi? Damer. Ya da önceki sevgilin olan Erol. Hep daha iyisi vardır ama bence sence? Bu standartta bulamaz. Yani vallahi. Bu uyumda bulamaz. Ha, bu çok uyumda. Iddialı. Nereden anlıyoruz bunu sence? Ya bilmiyorum o zamanla mı anlıyoruz? Farklı karakterlerimiz. Benim karakterde kendi tanıdığım herhangi bir insan da yok. Tam benim şey bu yani. Bu tarz bir insan ve tanıdığım herhangi biri olmadığı için bence bulamaz. Ya da bulursa da farklı yani yine mutluluğu yakalar biriyle ama aha, daha farklı boyutta. Yani bu kadar eğlenir mi ya da beklentiler hani ne olur bilmiyorum. Kız böyle asıl söylemek istediğini demiyor da etrafında yani demek istediği bok budur. Dolanıyor bu. Küfür kullanamıyor şey yapamıyor. Argo. Demek ki o yüzden böyle dolandırıyor. Ha. Hiç kullanmam. Şeyi de kullanmıyorum onu da. Damer. Sence sevgili Dil. Diyek senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulurdu büyük ihtimal. Nereden anlıyoruz bunu?
Ya ben biraz zor karakterim, gerçekten zor karakterim şimdi. Sen mi? Belki öyle yansıtmamış olabilirim de. Ha. Tabii biraz zor karakterim. Öfkelenir mi çok? Yok yani. Yok o açıdan değil. Kendi içine yansıtıyor da, tabii de. Zor. Zor ne demek zor? Ya şey değil hani, beni ikna edebilirsiniz. Ben hep şey derim ya, belki şu nedenden dolayı karşı taraf böyle yapıyor. Tam arada hani diyorum ya, siyah beyaz şeyleri çok keskin. Ben de hep gri vardır şey diyorum. Ha çocuğa öyle dedin ama arkadaşına. Belki şöyle bir durum var ya. Babasından da böyle sıkıntı yaşıyordu. Sana yansıdı. Hani çok da yükselme. O da. O şey böyle, bana hak ver. Ben öfkeliyim. Ben hak ver. Direkt böyle. Sen %100 onaylanma ihtiyacı mı hissediyorsun? Evet. Dilek tarafından. Tabii. Ben de çok dürüstüm o konuda. Ya ben eğer bir kişiye karşı gerçekten öyle hissediyorsam, böyle yumuşatmaya çalışınca çok hoşuma gitmiyor. Onun da yani şey olmuş. Sen misin bu Ali Kıran başkeseri bu Ankara'da? Yok o. Ama benim karakterim göre yapabileceğim bir şey var. Anladım. Çok o konuda da mesela ya. Biraz kendim. Yol al oğlum, azıcık yol al. Tabii siyah ama beyaz olur mu yani? Oldu, oldu ya. Bayağı. Çok gri. Çok insan çıkardın mı hayatından? Böyle insanlar çok insan çıkarır hayatından. İnsan yok ki çok hayatımda. Ya ben mesela. Tavuklar, sincaplar Mesut Bey. Yok mu insan? Ya çünkü sayılı insan var. Kaç tane var arkadaşın? Çok kemik kaldı diyor. 5-6 tane çok samimi oldu. Yeter lan işte, tamam daha ne? Yeter ama ya, uzaktalar ya, hani çok sık görüşebildiği insan. Ha yani. Tamam. Ankara'da yok yani. Yok. Sıfır İstanbul'da, mı? Trakya'da falan. Tabii iş yerinden falan böyle bir kafe, kahve içtiğim var. Onları ben çok şey görmüyorum yani. Oğlum yayınlanacak bu manyağa bak. Adamla yüz yüze kahve içiyor. Yak be, muhabbeti de açmıyor salak salak. Neye güldü, ne izledi belli değil tabii ya. İstifa etti o yüzden. Zaten onlar o samimiyeti benden görmediği için onlar da bozulma oluyor yani. Anladım. İstifa etti o yüzden rahat konuşuyor. O yüzden konuşuyor. Attı yani. Yok hala görüşürüz ya, aldı sana falan yaparız yani. Soralım. Dilek Taber'den daha iyisini bulabiliriz diyenler o desin. Oo. Yok ya, ben de bence en iyisi. Öyle düşünüyorum Tamer hakkında. Tamer Dilek'ten daha iyisini bulabiliriz diyenler o desin. Neden ya? Ankara ne oldu ya? İki tane söz çaldı diye Mevlana'dan. Ne diyorsun Tamer? Yani kişisel yok görüşler, ya, saygı bulurdum. Duymak lazım. Kişisel görüşler, saygı duymak lazım. Bugün yürüme 8 kilometre gece. Her yamana gitmiş. Sinirlenmiş. Mesut Bey, orayı koymayalım. Oraya efekt koyabiliyor muyuz? O efekti. O efekti. Bayağı da anlıyorum, hakimim konuya. Süreyya'cığım soru kaldı mı? Tamam. Hayvan kaldı, hayvan. Ankara'da duyduğumuz cümleye bak. Gel beni yer, gel beni. Ne hayvanı, bitti ya program. Bitti ulan program. Çok da hakim olmadığın birkaç kız var. Sensiz tatile gidebilir mi? Gider. Hiç öyle darlar mısın? Ne yaptın, ettin? Yok ya, şey yaparım hani, arada bir mesaj çektim ama. O kadar ama. Yani şey değil, o nereye çıktın, çıkma falan. Görüntülü yok. Falan ha. Yok, görüntülüye gerek yok. Hani tamam. Şey, günaydın, günaydın hani. Sen hocam? Takıldım. Bastı gitti. Tanımadım insanlar mı? Başka sorum yok Damer. Sen ben sinirlenince Damer diyeceğim bundan sonra. %80'inde programın Tamer'sin ama bir %15-20 var bu kıskançlık. Damer'sin orada. İş yerinde tanımıyorsun, evet. İş için. O zaman sıkıntı yok. Normal tatil. Rahat etmem diyeyim. Evet şey, ses çıkarmış. Bak bak. Yine rahat yürür. Etmem. Yürür o. Bence biz tatilin olduğu yere kadar yürürsün sen. La Fethiye'ye geldik ama bugün ya. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinden. Ne anlatayım ben çağdaşlık? Ankara'da 2. yüzyıldayız şu an. 2 ve üzeri diyenler o desin. 7 ve üzeri diyenler o desin. İyi lan yine. Sevindi ha. Gidemez lan diye coşta ya. Ben 5 diye gelmiştim diye. Sadakat. Evet, zaten ilk aşk uzun süre. 10 diyenlere o desin. Kendi aralık eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de. Vallahi billahi. Bu zamanlarda da iyi denk geliyor yani. Her hafta böyle orijinal bir çifte tanışma imkanı buluyorum ben de. Çok güzel bir uyumunuz var. Süper eğleniyorsunuz birlikte. Muhabbet ediyorsunuz. 9 üzeri diyenlere o desin. Tablolar iyi bölüme geldiniz ha. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Bunun sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Diyelim bu bölümde en az 6 kez kahkaha attınız. Kahkaha ko ko ko. Ve hala bendeniz Mesut Süre Instagram'da takip etmiyorsunuz.
Naif beddua severim. Gel beni yer, gel beni. Bölüm biter, bay bay. Daha çok. Ayaklarınız sağlık Ankara. Çok teşekkür ederim.